barınaklar yaratmamız lazım. Buradaki bütün topluluğu Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerini, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini bu alanda bir bilinç ve dayanışma oluşturmaya davet ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sokaktaki dostlarımızın yanındayız. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. DEM Parti olarak hayvanları katletme yasasına izin vermeyeceğiz. AKP 22 yıldır sürdürdüğü katliamcı politikalarına devam ediyor. AKP iktidarı hayvanları koruma kanununda yapılacak değişiklikle sokak hayvanlarını uyutma, ötenazi adı altında toplu bir katliama hazırlanıyor. Bunun adı cinayettir. Hayvanların kısırlaştırılıp aşırılan hayvanları katletmenize, katliam yasasına geçit vermeyeceğiz. Bizler her zaman olduğu gibi doğanın, insanın, hayvanın ve tüm canlıların hakkının güvence altına alınması için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün sokak canlıları mensupları bir hafta önce olduğu gibi bu hafta da katliam yasası ile ilgili olarak sizlerin karşısında olduğum için çok üzgünüm. Bizler bugün yine burada insanların hayvanlara ve tüm canlı türlerine karşı işledikleri suçların cezasızlık politikası ile teşvik ediliyor olmasını konuşmak yerine hayvan katliamını konuşuyoruz. Yasa teklifini sunanlar adeta yangından mal kaçırır gibi bu ucube teklif konusundaki bilimsel ve etik hiçbir değerle bağdaşmayan zalim ve vicdansız tutumlarında ısrarcılar. Saraylarından seslenenler, kendilerine hizmet eden medyanın yalan, yanlış, manipülasyona yönelik haberleri ile kamuoyunda sokak hayvanları ile insanlar arasında aslında hiç var olmayan bir savaşın izlenimini yaratmaya çalışıyorlar. Çoğu yalan olan haberlerin gerisinde tek bir gerçek var arkadaşlar. Saray rejimi 2004 yılında aslında kendi dönemlerinde yürürlüğe girmiş olan 5199 sayılı yasanın 6. maddesini uygulamamış, uygulamak istememiş ya da iyimser olmaya çalışırsak becerememiştir. Bizler sırf kendi siyasi çıkarları için hayvanlar üzerinden yaratılmak istenen kutuplaşmaya karşı çıkıyor, yok edilmeye çalışılan canların yanında yer almayı bir insanlık görevi addediyoruz. İktidarı elinde tutanların katliamın önünü açmasına var gücümüzle karşı çıkmaya çalışıyor, mücadele ediyoruz. Sorarım sizlere, bu yaptıklarımızın bizleri hep suçladıkları, daha da kötüsü dalga geçtikleri romantizmle ne alakası vardır? Teklifi hazırlayanların hayatı boyunca bir tek kez bile barınağa gitmemiş olmaları ya da adına ötenazi ilacı dedikleri cinayet aletlerini kimler aracılığı ile bu ülkeye getirip rant sağlayacakları konusunun farkında olmamız da yine romantizmle ilgili bir şey değildir arkadaşlar. İlimizde olduğu için özellikle söyleme gereğini hissediyorum. Kendilerini saraylı kabul edenler var ya, onların Okluk'ta kullanmadıkları yazlık saraylarına harcanan para 685 milyon TL'dir. TL'ye 1 milyon köpeğin kısırlaştırabileceğinin farkına varmak yine ne hayvanseverlikle ne de romantik olmakla alakalıdır. Bu yasa sadece sokakta yaşayan canlarımıza yönelik bir saldırı değildir arkadaşlar. Bu yasa sahipli sahipsiz, ayırt etmeksizin tüm hayvanlar için gecesini gündüzüne katan, öldürmek değil, yaşatmak için yemin eden veteriner hekimlerin mesleğine bir saldırıdır. Bu yasa sıcak havada biraz serinleyebilsinler diye kapının önünde yatan köpekleri içeriye alan market çalışanının vicdanına bir saldırıdır. Bu emekli maaşı ile boğazından keserek sokaktaki köpekleri besleyen
dizleri titreye titreye onlara bir tas su koymak için yatağından çıkan teyzenin güzel kalbine fedakarlığına bir saldırı. Bu yasa elindeki dondurmayı paylaşmak için mahallenin köpeğine uzatan çocuğumuzun geleceğine bir saldırıdır arkadaşlar. Bizler Türkiye İşçi Partililer olarak çözüm önerilerimizi bir kez daha burada tekrarlamak istiyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlara dönük mevcut yasada yer alan kısırlaştır, aşıla, yerine bırak modeli muhafaza edilmeli, etkin bir şekilde uygulanması için bütçe ayrılmalıdır. Cins hayvan üretimi ve ticareti yasaklanmalı, merdiven altı üretim yapanlara, yurt dışından kaçak yollarla cins hayvan getirenlere, hani o tekrarladıkları batılı çağdaş uygulama var ya, o uygulamalarda olduğu gibi çok ağır cezalar verilmelidir. Bu ağır cezalık bir suç olmalıdır. Özellikle kırsal bölgelere, köylere yönelik öncelik verilerek buradaki köpek popülasyonunun kısırlaştırmalı, kayıt altına alınma işlemi tamamlanmalı, hayvan dövüşü yaptıranlar ve hayvan dövüşü için üretim yapanlar yine aynı şekilde çok ağır cezalarla cezalandırılmalı. Şartlara sahip bakım evlerini de ivedilikle kurmalı ve hayata geçirmelidir. Hepinize teşekkür ederim. Kan kokuyor, kan kokuyor. CHP Bodrum İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Semra Güler'i davet ediyorum. Ancak merhaba diyerek başlayabiliyorum. Bu sevimsiz bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi sokak hayvanlarının itlafına yönelik yasa tasarısına karşı duruyor. Değerli basın mensupları, bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak sokak hayvanlarının itlafına yönelik gündeme gelen yasa tasarısını kınamak ve bu insanlık dışı uygulamaya karşı durduğumuzu belirtmek için toplandık. Yanımızda hayvan haklarını savunan pek çok dernek ve sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Sokak hayvanları yaşamımızın bir parçası ve doğal dengenin bir unsurudur. Onların yaşam hakkını elinden almak, toplumumuzun vicdanına, evrensel etik değerlere ve hayvan haklarına aykırıdır. Bu yasa tasarısı sokak hayvanlarına yönelik şiddeti meşrulaştırmakta ve toplumda yanlış bir algı oluşturmaktadır. Unutulmamalıdır ki her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Sokak hayvanlarının sorunları öldürerek değil, ancak insani ve bilimsel yöntemlerle çözülmelidir. Belediyeler ve ilgili kurumlar sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması gibi yöntemlerle bu soruna kalıcı çözümler üretebilirler. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasa tasarısının derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda hayvanın haklarını koruyan daha insani ve etkili politikaların oluşturulması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Sokak hayvanlarının korunması ve refahının sağlanması için her türlü desteği vermeye hazırız. Bu bağlamda hayvan hakları savunucuları ve toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek toplumun tüm kesimlerini sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı ve sorumlu olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki merhamet ve adalet bir toplumun en önemli değerlerindendir. Ve bu değerleri korumak hepimizin görevidir. Saygılarımla Cumhuriyet Halk Partisi. Yasayı çek! 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 Yasayı çek! Çek! Çek!
Ne kadar ürkütücü bir slogan aslında, değil mi? Düşündüğümüz zaman. Biz yaşatmaya çalışıyoruz. Kim evet diyebilir diyeceğiz ama